Söyle canım. Ne istiyorsun? Windmill, windmill for the land. Call of Duty'nin 2. Dünya Savaşı temasına geri dönmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Nötrüm ya. Gidecek başka yerleri kalmadı. İşte baştan gidip eskiye dönüyorlar. Tamam, şimdi romantik bir 2. Dünya Savaşı var. Okey, anladık. Çok romantik ama yani kaç kere oynadık Normandiya çıkartmasını? Bir 5 senedir oynamıyorduk. Bir yeteri kadar süre geçtiğine ikna olmuşlar demek ki. Dönüyorlar. Sonra bir daha sayfaya geri dönerler. Öyle döne dolaşa. Gelecekteki tilki, geçmişteki tilki. Flash hikayeler gibi oldu. Değil mi? Gereksiz konuşayım mı biraz daha? Yeter mi yoksa cevabım? Selam millet, ben Baran. Çok iyi oldu. İyi oldu. İkinci Dünya Savaşı iyidir. Bir zaten var Battlefield. Bir oynamak isteyenler onu oynar. İki oynamak isteyenler Call of Duty'yi oynar. Uzayda geçeni oynamak istiyorlarsa bir öncekini oynarlar. Zombili istiyorlarsa Left 4 Dead oynarlar falan. İyi oldu yani. Hayırlı olsun herkese. Bilmem. Yani sonuçta ortaya çıkacak olan ürüne göre değişir ama Call of Duty'den iyi bir şey bekliyor musun sen? Yani ben onlara şey diye bakıyorum, Allah ne yalan söyleyeyim. Şimdi biz Call of Duty'yi ilk oynadığımızda ben 17-18 yaşlarında falandım. Tam biraz daha büyüktüm. Yaşım belli olmasın. Ve yani hani o şeye baktığımda hani Call of Duty'nin bugünkü 17-18 yaşındaki insanlar için bunu tekrardan yaptığını düşünüyorum. Ve yani ne bileyim, yani bizim gibi oyuncuları kazanması bence çok kolay olmayacak. O yüzden 2. Dünya Savaşı'na dönüp dönmemesi çok bir şey ifade etmiyor. Yani Call of Duty'den iyi bir şey bekliyor musun, kötü bir şey bekliyor musun sorusu sormaya benziyor. Sence Call of Duty'den iyi bir şey beklenebilir mi? Yani sen bekliyor musun samimi olarak? Evet. Niye lan? Ne yaram, ne, niçin lan? Seviyorum. Yapabilecek neleri kaldı oğlum ya? Call of Duty kendi yaratmış olduğu şeyin içini boşaltalı çok uzun süre oldu. O yüzden yani şu dakikadan sonra yok 2. Dünya Savaşı'ymış, yok 3. Dünya Savaşı'ymış. İsterlerse antik çağlara dönüp Call of Duty Primal'ı yapsınlar yani. Sonuçta iyi bir şey çıkma ihtimali çok düşük. Ben böyle düşünüyorum. İyi oldu, değişiklik oldu. Zaten son zamanlardaki gidişatı pek beğenilmiyordu oyuncular tarafından. Son oyunu da istedikleri kadar fazla güzel tepki alamamıştı. Zaten böyle bir değişiklik gerekiyordu. Yani güvenli bir adım atmayı tercih ettiler. Gene uçuk bir tema veya tamamen farklı alternatif bir evreni falan da geçmeye çalışabilirlerdi pekala ama yani güvenli bir adım. Kendi zaten iyi yaptıkları bir şeyi tekrarladılar. Bence iyi olacak yani. Tabii oyunun nasıl çıkacağı da çok önemli. Espri falan var mı? Yok espri. Kötü oldu bence. Bir, İkinci Dünya temasını sevmem. Hiç haz etmem ne filmlerde ne oyunlarda. İkincisi sen biliyorum. İkincisi, son oyunu ben beğenmiştim. Biliyorum çok büyük ihtimalle dayak yiyeceğim dışarıda ama son oyun güzeldi ya. Hikayesi falan hoştu. Hangi oyun son oyun? Infinite Warfare. Yemezler. Ofisten, Call of Duty'den alakasız kişi benim de ondan. Son oyun güzeldi, ben tekrar dönmesini sevmiyorum. Ama bu kişisel fikrim hani, çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın ya da hani hem birinci hem de İkinci Dünya Savaşı'nı sevmem. Battlefield 1'de mesela hiç sevmemiştim. Onun için kötü oldu. Eski savaşları çok severim. İkinci Dünya Savaşı'na geçmesi bence harika oldu. Beni düşündüren Sledgehammer'la geçmesi oldu. Hani Infinity Ward bu işin uzmanı, keşke onlarla geçselerdi de şey derdi olmasaydı, ulan acaba oyun güzel çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ya şimdi şey de dediler, hem hardcore yapacağız. Böyle hani tek bir mermi bile sizi spere koşmaya zorlayacak, işte can sistemi bir şey olacak falan. Aslında hepsi böyle heyecanlandıran güzel açıklamalar ama oynanışı komple değiştirmeyi falan düşünüyoruz dediklerine göre yapabilirler mi bilmiyorum. Hani ilgi çekici bir şekilde yapabilecekler. Çok deneysel olacak gibi geliyor. Konsept güzel. İkinci Dünya Savaşı'na özüne dönmesi harika oldu. Ama Sledgehammer altından kalkabilecek mi bilmiyorum. Başımıza saçma sapan modifikasyonları getiren stüdyo da Sledgehammer. Hani pembe AK'ler falan filan. Çok arada deredeyim şu an. Hani İkinci Dünya Savaşı konseptini destekliyorum ama. Kanlı Normandiya çıkarması. Yani seri için iyi oldu. Çünkü hayranları ne zaman bir istiyordu Call of Duty'nin geçmişe dönmesini. Ama genel olarak iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bence fark etmez yani. Ben Call of Duty'nin geçmişte geçmesi, gelecekte geçmesi, bugün de geçmesi çok önemli değil bana sorarsan. Oyunların iyi olmaması önemli olan değil. Yani gelecekte geçen ve iyi bir Call of Duty'ye de insanlar hayır demezdi. Ama hem bu hayranların istediği geçmişe gitme mevzusunu yapıp hem de bir taraftan güzel bir oyun çıkarırlarsa bence Call of Duty'yi yeniden böyle değerli bir marka olarak görmeye başlayabiliriz. Çok iyi oldu bence. Yani yeni bu modern oyunları saçmalamaya başlamıştı ya artık. Exosuit falan filan, uzayda kapışmalar falan. Hani Battlefield nereye giderse Call of Duty de onu yapmaya devam ediyor büyük ihtimal. Battlefield şeye döndü, 1. Dünya'ya. Call of Duty de şeye döndü, 2'ye. Artık ne yaparlarsa kopyalar büyük ihtimal. Öyle.